Tabii siyaset zaman zaman sertleşiyor. Siyasilerin de söylemleri zaman zaman sertleşiyor ama şimdi o sert siyasi arenadan şöyle belki bazılarınızın yüzünü gülümsetecek, bazılarınızın ilgisini çekecek bir detayla devam edelim. MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin nasıl sert bir şekilde konuşma yaptığını, tepkisini gördünüz. Ancak bir detay vardı. Elinde bir yüzük vardı. Bir de ceketinin üstüne rozet vardı. O yüzüğün ve o rozetin efendim sırrını izleyelim şimdi. Çok farklı. Rozetin adı Turan'dı. Yüzüğü ve rozetiyle dikkat çekti. Aksesuarların ayrıntılarını gazetecilere anlattı. Göktürkler var. MHP lideri partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. O sırada gazeteciler Devlet Bahçeli'nin 100. yıl yüzüğü ve rozetine ilgi gösterdi. Kim dizaynıydı? Oldukça şık görünüyor da kim dizaynıydı? Valla hiç söylüyorum bilenler yapıyor. İlgiyi karşılıksız bırakmayan Bahçeli yüzüğündeki sembolleri açıkladı. Göktürkler var. Yüzüğün bir kenarında Göktürk alfabesiyle Türk, diğer kenarında ise Devlet Bahçeli yazıyor. 100. yıl temalı Turan yüzüğünü MHP liderine tasarımcısı olan Servet Küçükdemirel hediye etmişti. Vallahi hiç söylüyoruz bilenler yapıyor. Bilenler mi?